Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hanımlar buyurun efendim. Buyurun. Soframa sizleri bekliyor. Merhabalar. Buyurun herkes alalım yerlerine. Merhabalar Candan amca, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Acıktınız mı? Acıktık. Hadi bakalım inşallah hanımefendi lezzetli yemekleriyle bugün sizi doyurur. Memnun yollar buradan. Nasıl inşallah. Dışarıda? İyiydi. Ben bayağı böyle meşakkatli yani son dakikada her şeyi. Yetiştirebildin mi menüyü? Yetiştirebildim. Ondan yana sıkıntı yok ama son dakikada. Hadi hayırlısı bakalım, yiyip göreceğiz. Yetişmeyecek bir menü mü peki size göre? Yetişirdi bence. Bence de yetişecek bence bir menü. Bence meşakkatliydi. Bana çok gelmedi ama. Da meşakkatli bir şey yoktu benim gördüğüm menüde. Çok da meşakkatli bir şey yoktu. Yani. Herkesi gününde göreceğiz. İnşallah. Allah aşkına o lafı kullanmayın. Bak, ama öyle herkesi gününde göreceğiz. Peki, İnşallah. Sen bu menüye saat versen ne kadar verirsin süre olarak? Bir saatte yapardım. Bir saatte. Bir saat mi? Evet. Yani şimdi bu menüyü sen bir saatte yapar mısın Arife abla? Yaparım Kadir Bey, yani o kadar çok fazla ve uğraştıracak bir şey yok yani. Kut köftesini tam 28 yıllık hayat tecrübemde yaparım. Kaç dakika yoğurdum Arpit köftesini? 35 dakika falan aldı. 35 dakika sadece o köfteyi yoğurdum ki dağılmaması için ve bulguru iyice hani çiğ köfte gibi düşün. Islatmadan yoğurdum. Biz de yapıyoruz o köfteyi ama biz çorba olarak... 40 dakika yoğuracaksın, 2 saatin var. 1 saat 20 dakikada da diğerlerini yetiştirmek istiyorum. Göreceğiz hayatım, bakalım önümüze gelecek, bakalım Arife tadına bakalım. Arife Hanım'ın aynı anda 4 yemek yapma gibi bir özelliği varmış. Bakın, aynen. Çıtayı yükseltiyorsunuz gerçekten. Yani şöyle bir şey, ocakta 4 tane göz varsa aynı anda hepsine aynı yemeğe koyup birini karıştırıp öbürüne salçasını koyup diğerine suyunu döküp bir taraftan da bir şeyler doğrayıp gözümde bir taraftan onda. Yani mutfak adaptasyonunuz çok iyi. Aynen öyle, yani bir oradayım. Göreceğiz. O pratikliğin. Yeşim Hanım çok şaşırdı. Ben çok şaşırdım. 40 dakika yoğuracak bir şey, 1 saat 20 dakikada diğer kalanları 4 ocakta yapabileceksen ayakta alkışlayacağım gerçekten. Kalkacağım, böyle ayakta alkışlayacağım. Valla bakalım göreceğiz. Biz de seni alkışlayacağız yemeklerini yedikten sonra. Bu iddianızdan sonra tüm Türkiye görecek sizi. Masayı nasıl buldun Arife abla? Valla hiç beklediğim gibi çıkmadı. Bir yeni gelin masası değil. Peçetelerimiz yok. Yeni gelin değilim, 4 yıllık evliyim. Yani bir şu anda ya. Aramızda en genci sen olduğum için. Ama eskidim yani, yeni yani gelin değilim. Peçetelerimiz nerede? Sularımız dolmamış. Ben ortada suları bir doldurmadım hani toz falan muhabbeti olur diye. Hayatım üstünü kapatabilirdin mesela. Ben neyi kapatacağım ki, yok burada. Şimdi şöyle de bir şey, ortada şöyle bir canlı bir çiçek, bir renk yok. Masa çok şey, cansız geldi bana yani açıkçası. Ben diyorum ki son dakikada zaten yetiştirdim. Doğrudur ama yani bilmiyorum yani bana ben çok şey geldi. Ben sevdiğim için çok kalabalığı da sevmiyorum. Sade de yani bu da çok sade olmuş. Sadenin de sadesi olmuş. Yani yemeklerin yetiştirememişin onu anladım ama sadelikte de yani bir peçetemiz yok. Tatlı çatalımız yok. Yani olması yani, gerektiği gibi değil. Aynen, olması gerektiği gibi değil. Değil. Yani bir içecek bardağı koymuşsun yanına, yedek bir su bardağı isterdim mesela. Bir de Candan Hanım ne diyecek, ona da biraz bırakalım eksiklerden. Var mı eksik Candan Hanım çok size göre? Çok eksik var masada. Ben çok sade buldum. Bir davet masasına uygun bulmadım masayı. Çok sade. Kendi hamaratlığınla alakalı bir şey görmedim masada ben. Yani tabakları masada alıp koymuş. Masada ne hamaratlık olabilir ama ki? Ama olur mu? İnsan kendisinden masaya bir şey katmalı yani. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şuraya kendinden bir şey katmalıydın yani bence. Şuraya ortaya bir çiçek koyacaksın. Bu hamaratlık mı? Ama onu siz kendiniz de uygulayabilirsiniz. Kendinizden bir şey katarak onu oraya bir şeyler yapabilirdiniz ama. Ben zaten de ucu ucuna yetiştirdim diyorum. Ama ben hamaratlık artık, masa değil. Ama olur mu? Gelecek olan bence yemekler. Bence görsellik. Peki masa ucu ucuna yetiştirmesine ne diyorsun? Hamaratlık mı bu sence? Bence değil. Çünkü menünüzde... Sadece bana göre sadece çorbanız biraz meşakkatli. Onun dışındaki evet. Yemeklerinde hiç meşakkat yok. Ha, krebi yapmak meşakkatli değil. Ya değil tabii. Ne var krebetli krepte yani? Ben çok basit buldum. Eti pişirme süresi, ondan sonra yani onları zaten göz önünde bulunduracağız zaten. Patlıcanları tekrardan pişirme süresi, onları birleştireceksin. Yani, ama tabii ki tamam da hepsi herkes öyle bir şeyler yapacak sonuçta yani ama... Ben çok bir şey bulmadım. Candan Hanım görselliğe çok önem veren bir hanımefendiymiş. Evet, evet. Yani o yüzden bu hafta masalara çok dikkat edeceksin. Diyeceğim ve ben bir de şöyle hamaratlığımı koyacağım. Çünkü benim yani kendinden bir şey katmalı insan bence. Yani şu tabağı hazır alıp buraya koymak bence şey değil, hamaratlık değil. Sonuçta o yüzden ben masanızı gerçekten davet masası hiç uygun bulmadım. Bulmadınız. Çok sade buldum. Bir de Yeşim Hanım'ı dinleyelim. Hoş geldiniz Yeşim Hanım tekrardan. Nasıl buldunuz masayı? Masa eksik. Yani yetiştiremediği için masa eksik, yetiştirebilmiş olsaydı eminim onları koyardı. Tuz yok, karabiber yok. Peki üstüne basa basa ucu ucuna yetiştirdim diyor. Ona ne diyorsun?
Zamanı anca yetmiş. Köftede çok zaman harcamış. Aynen, köftede çok zaman harcamış. Yani haklı buluyor musun masanın eksik olmasını? Haklı bulmak mümkün değil. Evet. Çiğ köfteyi kaç dakikada yoğuruyorsunuz normalde? Herhalde o da bir yarım saati geçer. Yok, daha fazla hatta. Bir saate yakın yoğurmanız gerekiyor. Hayat, menünü hazırlarken bunları evet. da göz önüne tamam de işte, alacaktın. Ben de diyorum ki risk aldım. Yoğurma süresini. Risk aldım işte evet. Ama yine bunu da sunabildiysen bence... Yani, şükredin mi diyorsun? Evet yani şükredin. Size böyle ağır bir yeri seçmişim bırakın da masada yani, reçete olmayı versin. Yani diyorsun. Değil mi? Evet öyle onu oldu. Onu demek istiyor açıkça. Öyle oldu. Kadir Bey yani menüsü ağır ama yerine göre hepimizin menüsü de ağır yani ki bu daha bizimkini görmediği için kendi menüsünü ağır görüyor. Bu arada sen şimdi menüm ağır falan diyorsun ya Selvan Hanım eli ağır ve yavaş insandan nefret ediyormuş. Peki menüye baktığında sence hanımefendi menünün ağırlığından mı kendi elinin ağırlığından bu masayı yetiştiremedi? Elinin ağırlığından yetiştirememiş. Gerçekten mi? Böyle mi düşünüyorsunuz? Ağır gördüm çünkü masanızın tam olmasını isterdim. Ben peki de. Çorbamızın ismi neydi? Harput köfte. Harput köfte çorbası. Bu kadar övdü o zaman alalım ben, biz çorbalarımızı. Tabaklarımızı al hem de orada sıra hazırlarsın zaten. Tamam. Sırası geldiğinde hepsini göreceğim. Zeynep Hanım bu kadar ağır yorumlar bekliyor muydunuz? Evet beklemiyordum. Bak gerçekten beklemiyordum. Ama içlerinde bir canavar çıktı. Peki Selvan Hanım eli ağır dedi. Öyle bir enerji mi aldınız hanımefendiden? Biraz ağır gördüm. Ben ağır olarak değerlendirmedim ama yanlış menü seçmiş diye düşünüyorum. Yani yoğurmanın çok uzun yoğurmanın sürdüğünü çok söylüyor. Yoğurmanın çok uzun sürdüğünü söylediği için hani diğerlerinde de çok hızlı davranamadı diye düşünüyorum. Kadir Bey o köfteyi biz de yapıyoruz. Biz o köfteyi açıkçası başlangıç çorba olarak yapmıyoruz. Biz onu ana yemek olarak yapıyoruz. Evet. Benim bildiğim normal sulu köfte. Şimdi mesela siz misafirin geldiğinde Arif abla misafir masaya oturuyor. Masanda eksikler var. Sen diyorsun ki ben ucu ucuna yetiştirdim. Misafir sana hangi gözle bakar? Kendimi savunacağım. Hani yetiştiremedim. Anca pişirme süresi şey falan. Peki bunun üstüne ben amaratım der misin? Tabii ki dersem bu sefer sıkıntı olur amaratım dersem. Çünkü yetiştirememişim. Bu kendimi nasıl savunacağım peki? Yani masa ve görsellik de sizin için önemli. Hanımefendi ama üstüne basa basa diyor ki buraya çiçek koyduğumda hamaratlık mı bence oluyor? Çok ben hamaratlık bence de çok görsel, önemli. Görsel. Bence çok önemli. Görsellik. Hamaratlık yani çünkü Kadir Bey bu davet masası olduğu için görsel olarak güzel olması lazım. Gözün doyacak sonra karnın doyacak. Doyacak. Şimdi gözüm hiç doymadı benim. Masa bomboş bir peçete. Evet. Yani peçete koyabiliriz. Renkli bir bardak. Candan Hanım'a katılıyor musunuz Selvan Hanım? Hani en azından kendin bir şeyler yapıp emek evet, versin. Katılıyorum Candan Hanım'a. Bu konuda katılıyorum. Gerçekten kendine bir şey katabilirdi. Yani, diyorum ya en azından bir renkli peçete bile koyabilirdi. Yeşim abla sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben Candan Hanım'a katılıyor musun? İlla emek bir şey. Yani mesela normal çiçekçiden çiçek getirip koysa kabul ediyor musun Candan? Ben kabul ederim. Etmiyorum. Ben etmiyorum. Ben kabul ederim. Çünkü onda bir hamaratlık yok ki. Bir şey... Özenlektir bu. Hayatım davet ama o da... Masası. Evet pardon sözünüzü kestim. Yok, özür dilerim. Yeşim Hanım'a Candan Hanım'a bir konuşsunlar. Ya şimdi Yeşim Hanım hayır benim için de önemli. Hazır da gelse çiçek diyor. Sen diyorsun ki onu kabul etmiyorum. Ya ben bana göre bu hamarat yarışmasıysa bana göre herkesin yani bir masada bir insanın bir emeği olmalı. Mesela ona bir şeyler katmak gerekiyor yani. O çiçeğe ne bileyim bir şey onun yanına bir şey... Bir kurdele bağlasın. Bağlayayım. Bir örne evet, bir şey taksın. Yapsın. Evet evet. Yani ya da Yeşim Hanım bakışını gördün yani o boş kadar da değil yani. Bozulsuna herhangi bir dokunuşlar yapsın. Kafayı masaya taktılar. Hala masayı konuşuyorlar bakın. Hala konuşuyorlar evet. Kendi masaları nasıl olacak acaba? Çiçeğiyle, çiçeklerle, şamdanlarla mı dolduracaklar? Onu da merak ettim. Siz neden şamdan ya da çiçek koymadınız? Ya ben çok abartıyı sevmem ki. Masa bu zaten. Şamdan yiyecek halimiz yok ki bizim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.